pek güvenli bulmuyorum. Önemli olan bunu bir kültüre dönüştürebilmek. Bir süre sonra herkesin scooter kullanacağını düşünüyorum. Topuklu ayakkabılarıyla şık kadınlar veya takım elbiseli erkekler hepsi de elektrikli scooter'a bindiler ve Zeytinburnu'nun sokaklarını dolaştılar. Burada 13 ülkenin temsilcisi var. Herkes scooter'a biniyor. Bu scooter'lar hiç çevreye zarar vermiyor. Zaten amaç da bunu ortaya çıkarmak, buna dikkat çekmek. O farkındalık Avrupa'nın 42 ülkesinde ve 3000 şehrinde de kutlandı. Türkiye'deki adresi de Zeytinburnu'ydu. O yüzden de birçok konsolos hareketlilik haftasına dikkat çekmek için elektrikli scooter kullandı. So it's the first time. İlk kez deneyeceğim ama Slovakya'da bu tür araçlar çok popüler. Sadece Avrupa ülkelerinin temsilcileri scooter kullanmadı. Fosil yakıtlı araçların azaltılması, şehirlerin dışına çıkarılması gerekiyor. Çünkü çevreye en çok zararı veren unsur insanoğlu. Venezuela dünyanın en çok petrol üreten ülkelerinden birisi. Bunlar devreye girerse Venezuela ne satacak? Evet doğru ama Venezuela tüm Amerika'nın en çevreci ülkesi. Biz farkındayız petrolün çevreye verdiği zararları ama farklı enerji kaynakları kullanmanın yöntemlerini araştırıyoruz. Konsoloslar, arabasız bir gün geçiriyoruz teması kapsamında elektrikli scooter'la önce Kazlıçeşme Sanat Galerisi'ni, ardından da Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı, Yenikapı Mevlihanesi ve Millet Kıraathanesi'ni gezdi. Bir şehir yöneticisi olarak gelecekte bu tür elektrikli araçlar mı şehirlerimizin içinde olacak efendim? Daha bireysel, daha az çevreyi rahatsız ediyor ve daha kolay kullanılabiliyor. Ben bu tür araçların daha çok önem kazanacağını düşünüyorum.